Ana ne zaman geçecek senin bu inadın? Hayır. Yavaş koçum. Ne inadı? Bu yaptığım inat mı? Değil mi? Öyle be. Fatih nerede? Hastanede ana. Hastanede benim kardeşim. Sen benim canımı mı yakmaya çalışıyorsun ana? Benim kardeşimi Vedat Şerefsiz'in iti vurdu ana. Nefes değil. Peki nefes neredeydi ana? Ben neredeydim biliyor musun? Başımıza açtığı bin tane beladan birini temizledi diye o teşekkür edecek değilim. Ya ana niye anlamıyorsun? Tahir, sakin oğlum. Yalan mı abi? 50 kere söylemedim mi ana? O kadın benim nefesim demedim mi sana? Git öyleyse. Ha? Git. Analık hakkımı çiğne de git. Yapmadığın şey mi? Ana yapma. Yapma ana, Allah aşkına yapma. Ben de aynısını diyorum. Yapma Tahir. Allah aşkına yapma. Dinliyor musun? Yok. Bana evlat acısı yaşatmaya göz alıysa bildiğini yap. Ama artık ben böyle yaşamak istemiyorum. Şu yalan dünyada kaç günüm kaldıysa izin ver de kalan ömrümü bilema huzur içinde geçireyim. Her Allah'ın günü hangi evladımın başına ne iş gelecek diye yatakta sıçrayarak uyanmayayım. Çok şey mi istiyorum oğlum? Ha? Çok şey mi istiyorum? Sen niye hanım? Çok şey etmesen sen de. Asiye. Sen şahisin. Sen söyle. Fatih orada hastane köşesinde. Dermanı var mı gidecek? Beni mezara koyun. Sonra ne haliniz varsa görün. Çok mu istiyorsun nefesi? Ha? Bizim nefesimizi kesecek kadar çok mu istiyorsun? Bizi umursamayacak kadın. Tamam. Tamam oğlum. Sen bilirsin. Sen bilirsin evladım. Öyle olsun. Bildiğin gibi olsun. Bak. Bak. İşte kapı orada. Hadi. Hadi git. Koş git. Koş git nefesine. Ama buraya dönüp geldiğinde bir anan olur mu? Olmaz mı? Allah bilir.